Sabah ezanı okunuyor, günün ilk ışıkları atıyor. İstanbul yeni bir güne uyanıyor. İnsanlar sıcak yataklarından çıkıyorlar. Kimi camiye gidiyor, kimi sokakları dolduruyor. İlk defa, uzun zamandır ilk defa kimse öksürmüyor. Kimsenin genzi tıkanmıyor. Temiz bir havaya çıkıyorlar. Bunun nedeni tanıdığımız yeni bir arkadaşın hayatımıza girmeye başlaması. Doğalgazdan söz ediyorum. Bu belgeselde sizlere bu yeni tanıdığın macerasını anlatacağım. Bu elle tutulmayan, gözle görünmeyen metanın nasıl toprağın yüzlerce metre altından zorluklarla çıkarıldığını, nasıl temizlendiğini, nasıl taşındığını ve evlerimize nasıl girdiğini anlatacağım. Şimdi tavsiyem en kalın, size en sıcak tutan elbiselerinizi giyin, kemerlerinizi bağlayın ve hareket edelim. Çünkü sizleri çok uzaklara ve çok soğuk yerlere götüreceğim. You can't even say a word. Neredeyiz biliyor musunuz? Türkiye'den 5000 kilometre uzakta, Rusya'da, Batı Sibirya'nın tam ortasındayız. Burada tahmin edebileceğiniz gibi sadece kar ve don var sanıyorsunuz değil mi? Hayır, yanılıyorsunuz. Burası 21. asrın yakıtı, mucize çocuğu, doğalgazın doğum yeri. Soğuktan insanın konuşması dahi zor. Buna rağmen çalışmalar bir dakika bile durmuyor. Nisan ayındayız ve dışarısı -25 derece. Burası kuzeye göre daha sıcak. Ama bundan çok daha sert soğuklar da oluyor. -50 dereceyi görebiliyoruz. Şu gördüğünüz aletin adı kaşif. Kalın dişlerini soğuktan taşlaşmış olan toprağa geçiriyor ve gazı bulana kadar da yerin kabuğunu adeta kemiriyor. Zapolarnaya gaz yatağı bilinen rezervlerine göre Rusya'da üçüncüdür. Söylendiği gibi 50 sene yetecek kadar gaz var. Kaşif doğal gazı bulduktan hemen sonra borular döşenmeye başlanıyor. Bu boruları biz bir konserve kutularına benzetebiliriz ancak bunların içine bu defa Rus havyarı değil Rus gazı konuyor. Bulunan bu rezervuarın ağzı da adeta bir türbüşon ile dışarı çıkarılacağı güne kadar bekletilmek üzere kapatılıyor. Burada çalışanların tek eğlencesi işte bu prefabrik evlerde dinlenmek, yemeğini yapmak, uyumak yani kimselerin kolay kolay dayanamayacağı bir yaşam bu. Hiç
hiçbir maden toprağın altından tertemiz çıkmaz. Daima üstünde istenmeyen maddeler, pislikler vardır. Altın gibi altın topraktan çıktığı zaman hiçbir şeye benzemez. Ama ne zaman ki temizlenir ve içinden altın çıkar, işte o zaman değeri artar. Gazın da bundan hiçbir farkı yoktur. Ham gazı çıktığı gibi katiyen kullanamazsınız. 1000-1500 metre toprağın altından yukarıya doğru çıkarken gaz pislik içindedir. Saçı başı dağınıktır. Ve ilk durağı da işte burasıdır. Burayı ben hamama benzetirim. Kirli, pis vaziyette gelen gaz burada yıkanır, temizlenir, kurutulur ve ondan sonra yolculuğuna kendi başına çıkar. Burada çalışan insanları bir heykeltıraşa benzetebilirsiniz. Nasıl heykeltıraşlar blok bir taşı alıp fazlalıklarını yontarak bir eser yaratıyorlarsa, bu insanlar da gazı işliyorlar. Adeta yıkıyorlar, temizliyorlar. Ardından da şaşıracaksınız ancak kurutuyorlar. İşte sizler de bu gazı alıyorsunuz. İşlenmiş, temizlenmiş, kurutulup evinize veya fabrikanıza gelen gazı kullanıyorsunuz. Gaz ilk önce belirli bir sıcaklık derecesine getirilir. Ondan sonra kum, mekanik katkı maddeleri, çeşitli küçük maden parçaları, yeraltı suları, buhar ve rutubetten temizlenir. Ve ancak ondan sonra boru hattına gönderilir. Adı Novozapolarni. Aslında dışarıdan bakıldığı zaman korkutucu gelebilir. Sanki bir buzuldağıymış veyahut da Mars'ta bir askeri üs kurulmuş gibi gelebilir. Oysa burası bir gaz istasyonu. Türkiye'ye doğru yola çıkan gazın macerasının başladığı ilk istasyon burası. Burada uçak motorları, uçak türbinleriyle birlikte gaz Türkiye'ye doğru 30 kilometre hızla gönderiliyor. Gazın en zor ve tabii en pahalı yanı taşınması. Ödenilen paranın 1/3'ü taşımaya gidiyor. Gaz yürümez ki. İtilir, pompalanır. Mesela bu istasyondan pompalanan gaz 30-40 kilometre hızla yola çıkıyor. Ancak bir süre sonra da yavaşlıyor. Her 100 kilometrede bir yine burası gibi bir istasyona giriyor ve yine temizleniyor, sıkıştırılıyor, soğutuluyor ve tekrar uçak motorları veya türbinlerden geçirilip pompalanıyor. Hızı arttırılıyor. Türkiye'ye varana kadar da bu şekilde yaklaşık 40 istasyondan geçiyor. Bu istasyonların her biri de 200 milyon dolara mal oluyor. Doğal gazın kaynağı burası Sibirya. Bu cevheri toprağın altından çıkarabilmek için bölgeye özel şehirler, kasabalar kurulmuş, köyler kurulmuş. Sadece gaz için çalışan yüz binlerce insan ve aileleri işte buralarda yaşıyorlar. Bu kentlerin en büyüklerinden biri de Novi Vengoy. Burası Novi Vengoy. 30 yıl önce burada hiçbir şey yokmuş. Ne zaman ki gaz bulunmuş, işte o andan itibaren buraya öğretmeniyle, kreşiyle, doktoruyla, itfaiyecisiyle 80 bin kişinin yaşadığı bir şehir kuruluvermiş. Bu şehirde yaşayanların hepsi sadece bizim de kullandığımız gazı çıkartmak için çabalıyorlar. Yeşil barışçılar etraftaki kürklü insanları görseler herhalde deliye dönerlerdi. Kürk artık batıda moda değil ancak
buradaki gibi bir soğukla karşılaşırsanız ne modayı ne de Greenpeace'çileri dinlersiniz doğrusu. Tahmin edebileceğiniz gibi burası çocuk bahçesi. Aslında buraya yaz bahçesi deniyor. Yaz bahçesi denmesinin de nedeni son derece basit. Buradaki çocuklar tam 10 ay süreyle sadece kar görüyorlar, don görüyorlar. Eksi 40'lardan, eksi 50'lerden söz ediyoruz. Ve burada ilk defa yaz nasıl olur? Hangi renkler vardır? Yeşillikler vardır. Kuşlar öter, balıklar vardır. İşte bunlar anlatılıyor. Yazın sıcaklığı anlatılıyor. Ağır yaşam koşulları ister istemez bu yavrulara da yansıyor. Normal hayatı öğrenmeleri için tiyatrodan resme, spordan çiçek dikmeye kadar her şey öğretiliyor. Hemen hemen hiç güneş görmediklerinden güneşlenmeyi dahi burada öğreniyorlar. Acı soğuktan korunabilmeleri için duvarların kalınlığı dahi 1 metre tutulmuş. Şu anda Kuzey Kutbu'na çok yakınız. İnsanlar tatil için sadece Karayipler'e gidecek değil ya. İşte burada da disko var. Adı da Şans. Amblemi ak baykuş olan bu bölgenin gazcılarını da, ailelerin gençlerini de işte buraya çekebiliyor. Boş vakitlerde ya bilardo oynanıyor veya spor salonlarında geçiriliyor. Dışarıda dolaşıp parklarda güneşlenilemeyeceğine göre en çok tercih edilen yine de aile arası sohbetler oluyor. Aşk sevene yük olmaz. Biz öyle bilir böyle yaşarız. Sibirya'dan İstanbul'a gaz gidiyor. Ama İstanbul'dan buraya ne geliyor? Sibirya'nın tam ortasında bir markette ne bulduk? Tarkan. Gördüğünüz gibi dünya gittikçe küçülüyor. Sibirya'nın tam ortasında özelliği olmayan basit bir şehir ve basit bir yaşam. Ancak gaz üreticilerinin garantisi de bir yerde bu. Öyle bir garanti ki gaz müşterilerine sürekli birkaç saat dahi aksatmadan yakıtını ulaştırma garantisi. Öyle bir garanti ki buradaki en basit işçiden binlerce kilometre uzaklıktaki Ankara veya İstanbul'da yaşayanlara kadar milyonlarca insanın hayatını etkiliyor. Gazın bu son derece eziyetli ve son derece pahalı yolculuğu işte bu dev borularda yapılıyor. Bunların yükseklikleri 1 metre 42 santim, neredeyse boyuma yaklaşıyor. 2 santim kalınlıkları var. Bunlara gazın otoyolu demek daha doğru. Bunlardan binlerce kilometresi döşeniyor ve gaz Türkiye dahil bütün dünyaya böyle yolculuğa çıkıyor. Burada gördüğümüz bütün bu operasyonlar içinde herhalde en zahmetlisi boru döşemesi. Kaynakçılar -25 ile -50 derece soğukta, üstelik açıkta, sabahtan akşama kadar çalışıyor. Herkesin kolay dayanamayacağı bir fizik güç gerektiren bir çaba. We'll be right back.
Burayı Savunma Bakanlığı'nın füze gözetleme merkezi sanabilirsiniz. Beni de Genelkurmay Başkanlığı'nda hareket dairesinde dolaştığımı sanabilirsiniz. Oysa değil. Hiçbiri değil. Ama burası çok daha önemli bir yer. Burası dünyada mevcut çıkan gazın üçte birinin yönlendirildiği yer. Burası gazın harekat merkezi. Ve şu mütevazi koltuk belki de Rusya'nın en güçlü koltuklarından biri. İşte bu koltuk 150 bin kilometrelik boru ağını gözetliyor. Sibirya'dan İspanya'ya, Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na kadar yayılmış bir boru ağı bu. Bunu tam anlamıyla yaşayan bir çelik vücuda da benzetebilirsiniz. Bir devin kan sistemini andırıyor adeta. Örneğin Türkiye'de hava soğursa hemen oraya daha fazla gaz yollanıyor. İspanya'da sıcaklar artarsa gaz akışı hemen azaltılıyor. Başka bir yerde basınç yükselince derhal burada görülüyor ve müdahale ediliyor. Normale düşürülüyor. Her yaşayan varlık gibi tabii bu dev de zaman zaman hastalanabiliyor. Böyle bir duruma örnek vermek gerekirse, Rusya'dan yola çıkan gaz, iki adet 600 milimetre çaplık borudan oluşan bir sistemle Türkiye'ye iletilir. Eğer bu borulardan biri düzenli çalışmaz veya arıza meydana gelirse, ikinci boru durmaz ve çalışmasına devam eder. Bu her zaman böyledir. Bu bir yedekli çalışma yöntemidir. Herhangi bir aksaklıkta tabii ki sadece bu yöntem kullanılmaz. Bunun dışında Türkiye'ye gazı göndermek için başka yöntemler de mevcut. Yani müşterilerimizin merak etmelerine gerek yok. Arıza sırasında gazın durduğu hiç olmamıştır. Böyle bir durum hiç yaşanmamıştır. Gazın yollanması hep devam etmiştir ve edecektir. Moskova'daki harekat merkezinden gaz çıktı, 1500 kilometre gitti ve buraya geldi. Karadeniz kıyılarındayız, Krasnodar'dayız. Ancak buraya gelindiği zaman bir de bakıldı ki karşıda koskocaman bir deniz var. Ve ilk defa Rus gazı dünya üzerinde bu kadar derinlikte borular döşenerek Samsun'a doğru yola çıkmak üzere hazırlığa girildi. Bu hazırlığın baş aktörü olan geminin adı Saipem. İşi deniz dibine boru döşemek. Başka hiçbir geminin yapamadığı bir beceriye sahip. Aslında her dahice buluş nasıl son derece basit ise, Saipem'in geliştirdiği sistem de kendi içinde çok basit. Önce denizin derinliği iyice ölçülüyor, ardından özel kalınlıkta borular üretiliyor. Bu borulara olası bir depreme karşı korunması için özel sensörler yerleştiriliyor. Bütün bunlar bittikten sonra sıra boruların dizilmesine geliyor. Bu defa da uyduların yardımıyla borular dikey olarak deniz yatağına indiriliyor ve döşeniyor. Bütün bu işler de tam 2000 metre derinlikte gerçekleştiriliyor. Bu proje ilk defa ortaya konduğu zaman kimseler inanmadı. Olmaz, gerçekleşmez dedi. Karadeniz'in böylesine derinliklerine borular döşenecek ve gaz buradan karşıya geçecek. Yürümez dendi. Oysa yanıldılar. Burası. Şu noktadan gaz Rusya'yı terk ediyor.
Karadeniz kıyılarını terk ediyor. Karadeniz'in karanlık diplerine iniyor ve tekrar su yüzüne çıktığında Türkiye'nin sıcacık sahilleriyle buluşuyor. Ancak ne olursa olsun yine de bütün bu proje sanıldığı kadar da kolay gerçekleşmedi. Borular döşendikten sonra Karadeniz'in dibindeki bu uzun gaz yolculuğunun hareket noktası burası. Beregova'ya basınç istasyonu. Ultramodern, high-tech, high-speed bir uzay istasyonuymuş izlenimi veriyor. Burayı siz büyük bir topa benzetebilirsiniz. Topun içine tertemiz ve kurutulmuş gaz konup adeta atılıyor karşıya doğru. 250 atmosfer basınçla Karadeniz'in 2000 metre derinliğindeki borulara itiliyor. Ve bu top sürekli gaz basıyor. Böylece gaz bu kadar uzun mesafede duraklamaya uğramadan kendini karşı kıyıda buluyor. Rusya'nın Karadeniz kıyısından, Krasnodar'dan top gibi atılan gaz yaklaşık 10-12 saat sonra buraya geliyor. Samsun'dayız, Durusu terminalinde. Şu gri noktaya kadar Rusların sorumluluğunda. Bu noktadan itibaren gaz Türkiye'nin satın aldığı gaz haline geliyor ve ondan sonra gazın Türkiye'deki serüveni başlıyor. Burası en modern, en son teknoloji ile inşa edilmiş bir terminal. Her şey otomatik. İsterseniz içinde kimse olmasa dahi aylarca kendi başına işleyebiliyor. Sizin evinizde sayacınız yok mu? İşte benim sayacım da bu. Ruslardan aldığım gazı bu sayaçtan okuyorum. Az önce saydı ya, işte sayaçtan aldığımız değerler oluştuğu pano bu panodur. Ve bu panoda Rusya'ya ödeyeceğimiz faturanın bilgileri oluşmaktadır. İşte bu panoda faturayı kontrol eder, yani anlayacağınız her şey burada olup biter. Şu an için günlük gaz geçiş miktarımız 12 milyon metreküp. 2004 yılı içerisinde alacağımız gaz miktarı 4 milyar metreküp olacak. 2010 yılında ise maksimum gaz geçiş miktarı olan 16 milyar metreküpe ulaşacağız. Eskiden özellikle Kızılay'ı hatırlarsınız, kuşlar ölürdü, patır patır dökülürdü. Allah'ım olsun bugün artık öyle değil. Kesinlikle işte gördüğünüz gibi arka tarafa baktığınızda eski manzaraları artık görmek mümkün değil. Artık hava temiz, özellikle doğal gaz kullanımına geçildikten sonra Ankara'nın havası tamamıyla değişti. Şu anda Ankara'mızda genel anlamda düşünecek olursak yaklaşık Ankara'nın 1/4'ü doğal gaz kullanıyor. Öyle zannediyorum bu 5 sene içerisinde %90-95'lere ulaşmamız söz konusu olacak. Ve çok enteresandır, mesela Ankara'da doğal gaz olmayan bölgelerde eğer binalara gecikmişseniz götürmeye, oradaki binalar satılmıyor. Ve ancak doğal gaz götürürseniz doğal gazdan sonra binalar satılmaya başlanıyor. Çünkü vatandaş doğal gazın kolaylığına alışmış ve istiyor.
Türkiye'nin siyasi kalbi Ankara'da, ekonomik kalbi ise İstanbul'da atar. Çok iyi hatırlayacaksınız. Çok eski değil, yakın geçmişe kadar Ankara ile İstanbul'da kömürle ısınılırdı. Kış aylarında Türkiye'nin bu iki kalbi de hep sıkışır, kriz geçirirdi. Zira insanlar nefes alamazlardı. Hava kirliliği öylesine tehlikeli noktalara çıkardı ki havadaki zehir oranı açıklanır, ilan edilir. İnsanlar da ona göre sokağa çıkarlardı. Okullar ona göre tatil edilir veya açık tutulurlardı. Bundan önce oğlumu ben okula gönderirken sabahları resmen bir mendille ağzını kapatıyordum dışarıya çıktığında. Aman nefes alma, bir maske görevi görsün. Ama şimdi çok farklı. Yani ben çok ekonomik çevre açısından da iyi olduğunu düşünüyorum. Şu an tabii zam gelmezse. En aşağı tül perdelerimizi mesela her ay yıkıyorduk. Şimdi bunlar olmuyor tabii, tül perdelerimiz hemen kirlenmiyor. En güzel tarafı da bu yani, evin içinde, evin dışında da öyle nefes alamıyorduk, maske kullanıp dolaşıyorduk. Şimdi bunlar azaldı, bir derece azaldı yani. Kömürün ızdırabı vardı. Aşağıya koy bodruma, ondan sonra 5. kata çıkar, sabah külü. Ne hanımın ellerinde ne benim ellerimde, tırnaklarımızın dibi simsiyah oluyordu. Doğalgaz çok büyük bir rahatlık. Herkese de tavsiye ederim. Yani yayılmasını Türkiye genelinde arzu ederiz. Gazın hayatımızı nasıl değiştirdiğinin diğer bir tipik örneği İstanbul'un tarihi restoranı Hacı Abdullah. O nefis yemekler önce kömür ateşiyle, ardından hava gazı ile hazırlanıyordu ve şimdi doğal gazla pişiyor. Karadaş ailesi de daha önce kömür kullanmış. Şimdi onlar da doğalgaza geçenlerin arasında. Ailemize, evimize giderek daha fazla misafir olmaya başlayan ve adına doğalgaz dediğimiz yeni bu arkadaşımızla zorlu bir haftalık seyahatimiz burada noktalandı. Çok zor oldu, çok meşakkatli oldu. Ta Sibirya'nın içlerinden çıktık, dağları taşları aştık, Karadeniz'in 2000 metre derinliklerinden geçtik, Samsun, Ankara derken tekrar İstanbul'da buluştuk. Haliç'te, Pierre Loti'de buluştuk. Doğalgaz hayatımızda çok daha fazla girmeye başlayacak önümüzdeki yıllarda. 15 yıl sonra Türkiye'nin genel enerji ihtiyacının yarısını doğalgaz karşılayacak. Onun da yarısıyla elektrik üretilecek, fabrikalar işleyecek. Diğer yarısıyla evlerimiz ısınacak, yemeklerimiz pişecek, çaylarımız demlenecek. Hatırlayacaksınız, Sibirya'da işçilerle çay içmiştik. Şimdi onlar da eminim aynı doğalgazla demlenmiş çaylarını içiyorlardır. Onun için bizlerden de onlara priyatnava apetita. Afiyet olsun.